Önce Atatürk'ün dünyada bir benzeri olmayan söylevine başlarken kurduğu ilk iki cümleyi anımsayarak başlayalım anlatmaya. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Evet, ilk cümleyi hepimiz biliyoruz. Ama şu ikinci cümleye hiç dikkat ettiniz mi? Söylev, dünyada bir liderin ulusuna hesap verircesine, bir ulusal mücadelenin, üstelik de zaferle çıktığı ve zaferden ötürü hiç kimsenin sorgulamadığı bir ulusal mücadelenin tüm ayrıntılarını bilgi ve belgeleriyle sunduğu ilk ve tek yapıttır. Bu dev yapıt, ilk cümlesine mücadelenin ilk günüyle başlarken, hemen ardından ülkenin genel durum ve görünüşünü değişik açılardan betimleyerek resmeder. Peki, burada dikkat etmemiz gereken nedir? Atatürk, mücadelenin ilerleyişini, kırılma anlarını, düşman ve işbirlikçilerinden gördükleri ihaneti belgelediği söylevinde, adeta ülkenin 19 Mayıs 1919 günkü durumunu da belgelemek istemiştir. Sosyolojiye olan ilgisini okuduğu kitaplardan ve yaptığı devrimlerin altyapısından bugün daha da açık gördüğümüz büyük devrimci, sosyolojinin en etkin yöntemlerinden birini kullanarak tümden gelmiştir. Bunu somutlaştırarak örneklememiz gerekirse, önce gökyüzünden tümü görüp anlatmış, daha sonra yeryüzüne inerek kişi ve olay ayrıntısına girmiştir. Gelin biz de aynı yolla bir genel durum ve görünüş resmi çizelim. Bunu yapabilmek için de üzerinde çok konuşulmamış olan bir olayı anımsayalım. 2 Aralık 1922, yani Cumhuriyetimizin ilanından yaklaşık bir yıl önce. Büyük Millet Meclisi gergin bir oturumda. Oturumun gergin olmasının nedeni ise Mustafa Kemal'i yurttaşlık haklarından yoksun kılacak ve onu Büyük Millet Meclisi'nden uzak tutacak bir yasa teklifinin görüşülmek istenmesi. Evet, yanlış duymadınız. 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin ardından ve 9 Eylül 1922'de İzmir'e girmemizin üzerinden henüz 3 ay geçmiş ve bu büyük başarının mimarı, başkomutanı, üstelik de Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu Mustafa Kemal'in yurttaşlık haklarından yoksun kalması ve meclise girememesi için yasa önerisi veriliyor. 29 Ekim 1923'ü kavrayabilmek için bunları bilmek gerekiyor. Unutmayalım ki bugün geldiğimiz noktada Atatürk'ten ve Cumhuriyet'in ana çizgisinden ne kadar uzaksak, bunda en büyük pay Atatürk ve Cumhuriyet'e karşı olanların değil, Atatürk ve Cumhuriyet'ten yana olduğunu söyleyip tepeden tırnağa bilgisiz bir coşkudan ibaret kalanlarındır. Atatürk'ün düşüncelerinden etkilendiği ve kitaplarını altını çize çize okuyarak meclis konuşmalarında da yer verdiği filozoflardan Jean-Jacques Rousseau, "İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır," diyor. Bilgisiz coşku, çok bildiğini sanan az bilmişliğin tarihini yazar. Bu da çöküş ve yok oluşun tarihidir toplumlar için. Yeniden 2 Aralık 1922 tarihine dönelim yüzümüzü. Bazılarının sandığı gibi savaşı başlatan, yöneten ve başarıyla sonlandıran bir lider olan Atatürk için 9 Eylül 1922'den sonra artık her şey çok kolay olmamıştı. Atatürk'ü durdurmak ve tarihten silmek için bugün olduğu gibi o günde yine elinden geleni ardına koymayan, siyasetin her türlü tuzağından anlayan, dalaverici bir kurnazlığı memleket işi sayanlar vardı. Ulusal egemenliğe verdiği önemle ve büyük özveriyle daha 2 yıl önce kurduğu Büyük Millet Meclisi'nde bulunamama tehlikesiyle Atatürk'ü karşı karşıya bırakanlar işte bu kişilerdi. Efendim, bu yasa tasarısı özel bir amaç güdülerek hazırlanmış. Bu özel amaç doğrudan doğruya beni ilgilendirdiğinden izin verirseniz kısaca düşüncemi bildirmek istiyorum, diyerek kürsüye çıkan Mustafa Kemal, Erzurum Milletvekili Süleyman Necati, Mersin Milletvekili Selahattin ve Samsun Milletvekili Emin Beylerin gündeme getirdikleri yasa tasarısı hakkında bir konuşma yapar. Yasanın 14. maddesi Mustafa Kemal'i meclis dışına itmek için sinsizce hazırlanmış bir maddedir. Ve şöyle der:
Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilebilmek için Türkiye'nin bugünkü sınırları içindeki yerler halkından olmak ya da kendi seçim bölgesinde yerleşmiş olmak gerekir. Göçmen olarak gelenlerden Türkler ve Kürtler bir yere yerleştirildikleri günden bu yana 5 yıl geçmişse seçilebilirler. İşte Mustafa Kemal'in bu maddeyi anımsattıktan sonra yapacağı konuşma, salt bir liderin değil, aynı zamanda bir ulusun da yaşam öyküsünün, genel durum ve görünüşünün özeti gibidir. Büyük devrimciyi dinleyelim. Ne yazık ki benim doğum yerim bugünkü sınırlar dışında kalmış bulunuyor. İkincisi, herhangi bir seçim bölgesinde 5 yıl oturmuş da değilim. Doğum yerim bugünkü ulusal sınırlarımızın dışında kalmıştır. Ama bu böyleyse bunu ben istemiş değilim ve bunda hiçbir suçum yoktur. Bu bütün yurdumuzu, ulusumuzu dağıtıp yok etmek isteyen düşmanların da bu işteki başarılarının biraz olsun önlenemeyişinden ileri gelmiştir. Eğer düşmanlar amaçlarına tam olarak ulaşmış olsalardı, Tanrı korusun bu tasarıya imza atan bayların doğum yerleri de sınır dışında kalabilirdi. Bundan başka bu maddenin benden istediği koşul bende yoksa, yani 5 yıl sürekli olarak bir seçim bölgesinde oturmamışsam, o da bu yurt uğrunda yaptığım ödevler yüzündendir. Eğer bu maddenin istediği niteliği kazanmaya çalışsaydım, İstanbul'u kazandırmakla sonuçlanan Arıburnu ve Anafartalardaki savunmalarımı yapmamam gerekirdi. Eğer bir yerde 5 yıl oturmak zorunda bulunsaydım, benim Bitlis'i ve Muş'u aldıktan sonra Diyarbakır'a doğru yayılmış olan düşmanın karşısına çıkmamam, Bitlis'i ve Muş'u kurtarmak olan yurt ödevimi yapmamam gerekirdi. Bu bayların istediği nitelikleri kazanmak isteseydim, Suriye'yi boşaltan orduların artıklarından Halep'te bir ordu kurarak düşmana karşı savunmaya girişmemem ve bugün Misak-ı Milli, ulusal sınır dediğimiz sınırı eylemli olarak çizmemem gerekirdi. Sanırım ondan sonraki çalışmalarımı herkes bilir. Hiçbir yerde 5 yıl oturamayacak ölçüde çalışmış bulunuyorum. Ben sanıyordum ki bu çalışmalarımdan dolayı ulusumun sevgisini ve yakınlığını kazandım. Belki bütün Müslümanlık dünyasının sevgisini ve yakınlığını da kazandım. Bu sevgi ve yakınlıklara karşılık yurttaşlık haklarından yoksun bırakılacağımı aklıma hiç getirmezdim. Sanıyorum ve sanıyordum ki dış düşmanlar canıma kıyarak da beni yurdumdaki işimden ayırmaya çalışacaklardır. Ama hiçbir zaman düşünüp düşleyemezdim ki Yüce Meclis'te 2-3 kişi bile olsa düşmanlar gibi düşünen üyeler bulunabilsin. Bunun içindir ki ben anlamak istiyorum. Bu baylar gerçekten seçim bölgeleri halkının düşünce ve duygularını mı yansıtıyorlar? Yine bu baylara soruyorum. Milletvekili olmaları bakımından bütün ulusun vekili olmak gibi bir nitelik taşıdıklarına göre ulusun da kendileri gibi düşündüğünü söyleyebilirler mi? Beni yurttaşlık haklarından yoksun etmek yetkisi bu baylara nereden verilmiştir? Bu kürsüden açıkça yüce kurulunuza ve bu bayların seçim bölgesi halkına ve bütün ulusa soruyorum ve yanıt istiyorum. Evet, Mustafa Kemal'i hiçbir yerden vuramayınca Selanik doğumlu olmasından vurmaya çalışan zihniyet size çok tanıdık geldi değil mi? 1922'de varlardı. 100 yıl sonra bugün de varlar. Bugün bile Mustafa Kemal'in aslında Yunan olduğunu, hatta ve hatta annesi Zübeyde Hanım'ın Selanik genel evlerinde çalıştığını söyleyebilecek kadar ileri gidenler çıkmıyor mu? Çıkıyor. O halde yapılması gereken de o gün yapılandır. Peki o gün ne yapılmıştı? Mustafa Kemal'in bu konuşması sonrasında başta bu 3 milletvekilinin seçim bölgeleri olan Erzurum, Mersin ve Samsun olmak üzere tüm yurttan bu milletvekillerini kınayarak protesto eden mektuplar ve telgraflar yağmaya başladı. Hatta lanet sözcükleri içerecek kadar sertleşen bu protestolar büyük devrimci için bir güven tazelenmesi anlamı da taşıdı. Mustafa Kemal'e karşı küstahça nankörleşebilen bu sinsi zihniyetin milletvekili olarak kendi kentlerinde temsil edemeyeceği gerçeğini haykıranlar, ulusun önünü açacak olan Selanik doğumlu bu efeyi yüreklerine sonsuza dek aldı. 1918'de ordusu dağıtılmış, savaş yorgunu ve her şeyden önemlisi gelecek umudunu yitirmiş bir ulusu yeniden yüreklendirerek kalan son nefesini vatan için vermeye ikna edebilmek çok mu kolay olmuştu?
Elbette hayır. Peki sonrası? Yani asıl savaş şimdi başlıyor diyerek bu kez yüzyıllardır cehalete mahkum edilmiş bir ulusu aydınlatma çabası çok mu kolay oldu? Asla. Bu üç milletvekili gibileri türedi bu kez. Atatürk'ün kurduğu meclisi Atatürk'süz hayal edebilmek ve o meclisin sunduğu olanaklarla bunu yapmak istemek. Nasıl? Bu da çok bildik bir manzara değil mi sizin için? Bugün az bir zorluk görünce memleketten ve ulustan umudunu yitirenler, Atatürk'ün aydınlık yolunda yürümeye heveslenip de bu yolda karşılarına çıkarılan daha ilk engelde pes edip geri dönenler, bundan sonra anlatacaklarımızı daha da dikkatli dinlesinler. Daha kurtulmuş değiliz, diyordu Mustafa Kemal. 27 Ocak 1923'te İzmir Hükümet Konağı'nda yaptığı konuşmaya başlarken. Yani mecliste üç milletvekilinin kurduğu tuzaktan iki ay sonra, Cumhuriyet'in ilanındansa 9 ay önce. Bunu özellikle belirtme nedenimiz, hiçbir tarihsel olayın gerçekleştiği tarih itibarıyla değerlendirilmemesi gerektiğine olan inancımızdır. Yoksa ders kitaplarında yapılan yanlışa düşer, okyanuslara açılmış ve dev dalgalara meydan okuyan bir gemiyi, karada bir tersane düzeneği üzerindeymiş gibi kupkuru bir içerikle anlatıp anlamsızlaştırırız. Cumhuriyetin değerini bilmeyenler ve kavramamış olanlar da bilinçli bir biçimde izlenen bu eğitim-öğretim politikasının sonuçlarını açıkça görmekteyiz. Evet, daha kurtulmuş değiliz diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürmüştü büyük devrimci. Atılan adımlar, bundan sonra atılacak adımların ancak başlangıcıdır. Bu adımları doğru ve yerinde atabilmek için kendi geleceğimize kendimiz sahip olmalıyız. Bizim için barış demek, gerçek yaşamımızın sağlanmasına yarayan koşulları sağlamak demektir. Yoksa yalnız barış yapmak, kendi kendimizi aldatmak olur. Siz de düşünüyor musunuz? Sanki attığı her adım bir değil, 10 adım sonrasının habercisi gibi. Sanki üçüncü adımdaki tehlikeyi ilk adımdan görüp açığa vurur ve önler gibi. Sanki o 10. adım hedefine ulaştığımızda biz sevinç ve coşkuyla daha ilk adımda nasıl 10. adımı düşünebildiğiyle gururlanırken o 11. adımı atmak üzere yola çıkmış gibi. Zaten başka türlü nasıl önder olabilir ki bir insan? Ağzımızdan hep ezberlenmiş bir kalıp gibi çıkan ulu önder ifadesini şimdi sakince bir düşünün. Önder, kılavuz demektir. Önden gidip yol gösteren demektir. İşte 27 Ocak 1923'te yaptığı bu konuşmada Türk ulusunun önünden yürüyüp o sözüne ettiğimiz 11. adımı düşünmeye başlamış ama bunu da yine 15. adımda bir sorun yaşamayacağımız biçimde kurgulamış bir önder görüyoruz. Size güzel bir haberimiz var. Tarih, rüzgarın estiği yöne göre dümen çevirmiş olanlara değil, ulusu için gerektiğinde rüzgara karşı yol almış olanlara bu unvanı verir. İzmir Hükümet Konağı'nda yapılan bu konuşma, 24 Temmuz 1923'te imzalanacak olan Lozan Barış Antlaşması'nın da Türk ulusu için deyim yerinde ise kırmızı çizgisini çekmiştir. Buna karşın sırf bir kurtuluş savaşını kazandık diye her şeyin bizim istediğimiz gibi gideceği yargısını yaymaya çalışarak zorlu geçen Lozan görüşmelerini fırsat bilip saldırıya geçenler oldu yine. Mustafa Kemal'i 8 ay önce mecliste saf dışı bırakmak isteyen bu zihniyet bu kez Lozan görüşmeleri sırasında öngörüsüz ve çözümleme yapma yeteneğinden yoksun olduğunu da kanıtladı. Bir kez daha Mustafa Kemal'e güvenenlerin sert tepkileriyle karşılaştılar. Genel huzursuzluğun artması üzerine de meclis seçime giderek kendini yenileme gereksinimi duydu. Lozan'da masaya oturan heyetimizin elbette büyük bir zafer kazanmış ulusun temsilcileri olduğu kuşkusuzdu. Öyle olmasaydı zaten Lozan diye bir görüşme bile olmayacak, sevr devreye girecekti. İyi ama böylesi kapsamlı bir barış görüşmesinde adımızın yanına yazılan yalnızca savaşı kazanmış olmak mıydı? İşte bugün Lozan'ı bir zafer değil, bir hezimet olarak görenlerin anlamadığı da burası. Yıkılmasından geriye 50 yıl gittiğimizde, iflasını resmen açıklamış olan Osmanlı Devleti'nin tüm borç yükü ve siyasal yanlışları ne olacak?
tüm dış ve iç borçlarıyla tam anlamıyla bir batağa saplanmış olan bir devletin faturası yalnızca o devletin yıkılması olarak yansımadı Türk ulusuna. Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış olmasına karşın elimizi kolumuzu elbette bazı konularda bağladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız duruşuna muhalif olmak adına yeni Osmanlıcılık diye bir akım yaratmaya çalışanlar şu iki önemli noktayı hiç unutmasınlar. 1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Toroslardan Kaçkara, Süphan Dağı'ndan Istıranca Dağları'na kadar yoksulluğa terk edilmiş bir ulusu düşünüp, o ulusun açlığını umursamayıp yaptırılan saraylarda 5 tonluk avizelerin altında ve altın kaplamalı duvarlar arasında harem kurmayı vicdanına yedirebilmiş olanların borçlarını da üstlenmiş ve 1954'e kadar ödeyip bu onursuz borcu kapamıştır. 2. Bu akımı yaratmaya çalışanların Ulu Hakan olarak nitelendirdiği 2. Abdülhamit zamanında içinden çıkılmaz hale gelen bu iç ve dış borçların denetimi için Düyun-u Umumiye yani Genel Borçlar Kurumu kurulmuştu. Bu kurum devletin gelirini bloke ederek borcun faizinin faizine yetişmeye çalışıyordu. Sözüm ona Ulu Hakan'ın bulup bulabildiği çözüm buydu. Peki bu kurum ne zaman kurulmuştu? Ah şu tarih. Bazen 4 haneli bir rakam takvimde yıl olarak göründüğünde bile ne muhteşem bir yanıt oluyor. Düyun-u Umumiye'nin kurulduğu, bir başka deyişle Osmanlı'nın batışını resmi bir işleme bağlandığı yıl 1881'di. Selanik'te bir koca yüreğin küçük bedeniyle dünyaya gözlerini açtığı yıl. İyi ki o aydınlık gözleri açtı. İyi ki o gözlerle bizi gördü. İyi ki yolumuza ışık oldu. Ne yaparlarsa yapsınlar, asla gönlümüzden söküp atamamalarının nedeni budur. Bitti denilen yerde başlamanın adıdır Mustafa Kemal. Yapılacak olan barış görüşmelerine İstanbul ve Ankara hükümetlerinin birlikte çağrılmaları üzerine bir önlem alınması şarttı. Çünkü Ankara'daki hükümetin temsil ettiği Kurtuluş Savaşı'ydı, tam bağımsızlık aşkıydı, anti-emperyalist duruştu. İstanbul'daki hükümetse bu Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmış, savaşı engellemek için elinden geleni yapmış, hatta Anadolu'daki insanı koruması gereken orduyu terhis edip dağıtmış ama Anadolu'daki insanın kurduğu Kuvayi Milliye'ye karşı Kuvayi İnzibatiye adında paralı bir ordu kurabilmişti. Yani İstanbul hükümetinin temsil ettiği, memleket üstüne çökerttiği sis ve pustu. İşte bu çift başlılığı ortadan kaldırmak ve Lozan'da ulus aleyhine çalışma riski çok yüksek olan İstanbul'u görevden çekmek gerekiyordu. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasının en kısa ve açık nedeni budur. Bu tarih aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin resmen bittiği tarih olmuştur. Ne acıdır ki koca bir devleti böyle aciz bir duruma ve koca bir ulusu böyle muhtaç bir duruma düşürenleri temsil etmek de Padişah Vahdettin'e kalmış, o da kendisine yakışanı yaparak İngiltere'ye yalvarırcasına bir sığınma mektubu yazarak 17 Kasım sabahı gizlice İngiliz Malaya zırhlısına binerek Malta adasına kaçmıştır. Malta, Vahdettin'in milli mücadele yanlılarını sürgün olarak gönderdiği adaydı. Dört yanından Akdeniz akan bu ada, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri" emriyle düşmana son noktayı koymasıyla her yanından ihanet akan Vahdettin için kurtuluş olmuştu. Tarihte bunun başka örnekleri de vardır. Halkına zulmetmiş kişilerin halkını susturmak için açtıkları zindanlar, daha sonra gün gelip devran dönünce yine o kişilerin halkın gazabından kurtulmak için sığınabilecekleri tek yer olabilmiştir. Bu arada bir ayrıntıyı da buraya not düşelim. 1944 yılına kadar sularda yüzmeye devam edecek olan Malaya zırhlısının suya iniş tarihi ise ilginçtir. 18 Mart 1915, yani Mustafa Kemal'i tarih sahnesine çıkararak devleştiren Çanakkale Savaşları'ndaki deniz zaferimizin tarihi. Ne dersiniz? Sanki Vahdettin nefret ettiği Mustafa Kemal'den kurtulmak istedikçe, Mustafa Kemal halkı adına onun peşini bırakmayan devrimci bir hayalet gibi değil mi? Tarihin çöplüğünde bunun da örnekleri vardır.
oturduğu koltuğu borçlu olduğu kişinin hayalinden bile kurtulmaya çalıştıkça gerçeğiyle her gün ve her an yüzleşmek zorunda kalanlar. Lozan'a yeniden gelelim. Bu belgesel filmde Lozan görüşmelerinin tüm ayrıntılarına girmemiz elbette mümkün değil. Çok dile getirilmemiş olan bir ayrıntı bile masada başımızı nelerin ağrıttığını anlamamız için yeterli olacaktır. Görüşmeler sırasında Türkiye'nin karşısında İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Sloven krallığı vardı. Boğazlar konusunun görüşülmesi sırasında Ruslarla Bulgarlar da konferansa katıldılar. Amerika Birleşik Devletleri yalnızca gözlemci olarak bulundu. Bırakın cephede savaştıklarımızı veya masada karşımızda oturanları, gözlemci sıfatı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bile işe nasıl karıştığını anlatabilmek için şunu bilmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri Başdelegesi Richard Washburn Child, Türk tarafının kapitülasyonların kaldırılması isteğine tehditkar bir tavırla karşı çıkmıştır. Bu durumun dünyanın güvenliğini ve ekonomik güçlerin işbirliğini sağlamak için tek gerek olan uluslararası iyi niyet ve dürüstlük ilkelerine aykırı olduğunu belirten Child'ın şu sözleri, Türklere masada verilmek istenen bir gözdağıdır. Burada barış görüşmelerinin başarısızlığa uğraması, dünya için bir yıkım fakat Türkiye için onarılmaz bir trajedi olabilecektir. Child'a ve aynı gözle bakan diğer delegelere göre bu barış görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması Türkiye'nin kapitülasyonlar dahil Osmanlı Devleti zamanında yabancılara sağlanan tüm ayrıcalık, verilen tüm ödün ve yapılan tüm yanlışların sürdürülmesiyle mümkündü. Oysa Lozan'daki görüşmelerin bir kez sekteye uğraması, görüşmelere ara verilip sonra yeniden başlanmasıyla aylar sürmesinin çok önemli bir nedeni vardır. Karşılarında artık İstanbul'un el pençe divan duran naçizlerinin değil, vatan için kendi bedenini naçiz görebilen ve benim naçiz bedenim bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır diyebilen bir Mustafa Kemal'in olması. Bugün çok kolaymış gibi görünen, savaşı kazandık ama masada kaybettik denilerek küçültülmeye çalışılan Lozan zaferi, öyle karmaşık konularla boğuşularak kazanılmıştır ki. Buna yalnızca bir örnek vermemiz yeterli olacaktır. Osmanlı sınırları içinde kurulduğu için Osmanlı şirketi olarak görünen birçok şirket yabancı sermayeliydi. Bu sermayelerin sahibi ülkeler, başta Fransa, şirketlerinin haklarını korumak için deyim yerinde ise Türkiye yetini canından bezdirmek istedi. Yani Lozan demek yalnızca savaşı kazanmış bir ulusun sınır mücadelesi demek değildir. O ulusun hiç hak etmediği bir yönetimin yüzyıllardır yaptığı hataların faturasının o ulusa savaşı kazanmış olsa dahi ödettirilmek istenmesi demektir. 24 Temmuz 1923 günü imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştirecek olan Ankara hükümetinin uluslararası diplomasi tarafından tanınması, 4 yıl önce vatansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türk ulusunun dünya coğrafyasında vatanının tapusunu yeniden almasıdır. Büyük Millet Meclisi'nin 23 Ağustos 1923'te onaylaması ardından 13 Ekim 1923'te yine meclis onayıyla Ankara başkenti ilan edilmiş, Cumhuriyet'in ilanına böyle gelinmiştir. Buraya kadar anlattıklarımızdan şunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Cumhuriyet'in ilanı bugün sunulduğu üzere Atatürk'ün 28 Ekim 1923 günü birdenbire ortaya çıkıp "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz." demiş de sonra hemen Cumhuriyet ilan edilmiş gibi kolay ve mücadelesiz bir süreç değildir. Elbette Mustafa Kemal'in devrimci kafası yalnızca o günkü savaş için çalışmamış, zafer öngörüsüyle zaferden sonrasını da planlamıştır. 1919'da Erzurum Kongresi'nin sürdüğü sırada 7 Temmuz'u 8 Temmuz'a bağlayan gecenin ilerleyen saatlerine gidelim. Yani henüz tam anlamıyla bir mücadele başlamamış, bunun hazırlıkları yapılıyorken yakın dostu ve sırdaşı Mazhar Müfit Kansu'ya zaman içinde yapılacak işleri bir bir not ettirmiş,
ilk madde olarak da zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır cümlesini yazdırmıştır. Bu cümleyi de öylesine bir adamın aklına estiği gibi kurduğu, öylesine bir cümlesi gibi algılamak, hem Türklerin binlerce yıllık tarihsel birikimini hem de dünyanın monarşik devlet yapılarının bir bir çöküp yerlerine ulus devlet yapılarının kurulmaya başlandığı güncel durumunu kavrayamamak demektir. Atatürk'ün bu cümlesi, bağımsızlık savaşı vererek tutsaklıktan kurtulacak olan bir ulusun, zafer kazandıktan sonraki tam bağımsızlığının ve yönetimsel egemenliğinin de müjdesidir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, İstanbul'un işgal edildiği günden bir gün öncesine gittiğimizde, Meclis-i Mebusan heyeti üyesi Rauf Orbay'a Padişah Vahdettin şu cümleyi kurmuştur. Rauf Beyefendi, bir millet var, koyun sürüsü. Bir çoban var, o da ben. Daha çarpıcı bir biçimde söylememiz gerekirse, Cumhuriyet, iki düşman ordunun yaptığı bir cephe savaşı değil, işte bu iki cümlenin çarpışmasından ulusal egemenliğin galip çıkmasıdır. Bir yanda milleti koyun sürüsü, kendisini de çoban gören bir padişah zihniyeti, diğer yandaysa egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur diyen ilerici ve devrimci zihniyet. 10 Kasım 1938'den sonra en çok özlemini duyduğumuz böyle bir bilgisel birikim, öngörü yeteneği ve kararlılık değil mi? Kendisinin tanrısal bir çoban olduğunu düşünüp ulusu güdülecek bir koyun sürüsü sayanlar, Cumhuriyet'in nimetlerinden yararlanıp Cumhuriyet'e düşman kesilenler, Vahdettin'in baktığı pencereden bakanlardır. Ulusu yoksullukla boğuşup açlar mezarlığına gömülürken sarayların şatafat denizinde yüzmek, 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 4 geçe kalan 60 saniyeyi heyecanla sayan ve saat 9'u 5 geçe "Oh be!" diyenlere özgüdür. Bizim o dakika gözümüzden akan yaşsa sonsuzluğa gururla akan bir nehirdir. Adı da Cumhuriyet'tir. Saltanatın kaldırılmasıyla tek yönetim olan Ankara, Lozan zaferiyle başarısını uluslararası ortamda tescillemiş, Cumhuriyet'in ilanı ile de Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurmuştu. Bundan sonrasında atılacak adımların belki de en önceliklisi bakın neydi? Son yıllarda Vahdettin üzerinden değiştirilmeye çalışılan algı, Vahdettin'in aslında bir vatansever olduğu yönünde. Gerçeklere dayalı tarihi güldüren bu tezi, Atatürk aklıyla yanıtladığımızda, Cumhuriyet'in ilanından sonra öncelikli olarak atılması gereken adım da kendiliğinden ortaya çıkacak. Osmanlı Devleti'nin padişahı olduğu gibi, aynı zamanda dünyadaki tüm Müslümanların da halifesi olan Vahdettin, öyle vatanseverdi ki, tek çareyi vatanını işgal edip boyunun ölçüsünü almış olan işgalci İngiltere'ye sığınarak vatanından kaçtı. Ve o kadar Müslümandı ki kaçarken onca Müslüman ülkeyi değil Hristiyan İngiltere'yi tercih etti. 17 Kasım 1922 günü çekilen ve Mustafa Kemal'in önüne konan resmi telgraf tek cümleydi. Vahdettin Efendi bu gece saraydan kaçmıştır. Belgesel filmimizin başında Söylev'in ilk cümlelerinden söz etmiştik. Şimdi Söylev'in sayfalarını çevirelim ve Atatürk'ün bu telgrafı nasıl yorumladığını dinleyelim. Neden ve nasıl olursa olsun, Vahdettin gibi özgürlüğünü ve canını kendi ulusu içinde tehlikede görebilecek kertede aşağılık bir yaratığın bir dakika bile olsa bir ulusun başında bulunduğunu düşünmek ne acıklıdır. Şuna kıvanabiliriz ki bu alçak, alçaklığını atalarından kalma padişahlık makamından Türk ulusunca atıldıktan sonra tamamlamış bulunuyor. Türk ulusunun bu öncelikli davranışı elbette övülmeye değer. Beceriksiz, aşağılık, duygu ve anlayıştan yoksun bir yaratık, kendisini kabul eden herhangi bir yabancının kanadı altına sığınabilir. Ama böyle bir yaratığın bütün Müslümanların halifesi kimliğini taşıdığını söylemek elbette doğru değildir. Böyle bir görüşün doğru olabilmesi, her şeyden önce bütün Müslüman toplumların tutsak olmaları koşuluna bağlıdır. Oysa dünyada gerçek böyle midir? Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca özgürlük ve bağımsızlığa bayrak olmuş bir ulusuz. Değersiz yaşayışlarını 2,5 gün daha alçakçasına sürükleyebilmek için her türlü düşkünlüğü sakıncasız bulan halifeler oyununu da ortadan kaldırabildiğimizi gösterdik.
Söylevde geçen bu satırlar biraz daha okunduktan sonra karşımıza çıkan şu cümleyle taçlanır. Uluslararası ilişkilerde korkuluklardan yararlanmak yöntemine düşkünlük çağına son vermek uygar dünyanın içten gelen bir dileği olmalıdır. Birinci Dünya Savaşı sırasında dünyadaki tüm Müslümanlara yapılan cihat çağrısına karşın Orta Doğu'da yaşayan Müslümanların kendi devleti olan Müslüman Osmanlı'nın değil Hristiyan İngiltere'nin yanında yer alması ve Osmanlı'ya karşı savaşması hilafet makamının işlevini yitirdiğine dair en çarpıcı göstergeydi. Buna bir de hemen sonrasında Kurtuluş Savaşımız sırasında Anadolu'yu işgalden kurtarmak için çırpınan yiğitler, başta yiğitler yiğidi Mustafa Kemal için verilen ölüm fetvalarını da ekleyin. Müslüman Kuvayi Milliyecilere karşı Hristiyan işgalcileri destekleyen bir halifelik anlayışı ne muhteşem değil mi? Atatürk'ün Söylev'de korkuluk olmaktan öteye gidemediğini söylediği makam, Vahdettin'in kaçması üzerine Büyük Millet Meclisi'nce Abdülmecit'e verilmiş, Cumhuriyet'in ilanı üzerinden 4 ay geçmişken de 3 Mart 1924 günü tamamen kaldırılmıştır. Hangi inançtan olursa olsun hiçbir yurttaşını yasalar önünde ayırmayan, tüm yurttaşlarına din ve ibadet özgürlüğü sağlayan, devleti yönetenlerin dine müdahalesini ortadan kaldıran, dinin devlet işlerinde yer almaması gerektiğini vurgulayan laiklik ilkesi de o günden sonra yapılacak tüm devrimlerde kendini hissettirmeye başlayacak, 5 Şubat 1937'de ise anayasaya girecektir. 29 Ekim 1923'ün kimler için bir tutsaklık, kimler için bir özgürlük demek olduğunu tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak artık yorumlayabiliriz. Cumhuriyet, her bir yurttaşını fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür bir eşitlikte görenler için özgürlük demekken, fikri yok, irfanı yok ve vicdanı yok olan bir koyun aynalığında görenler için de tutsaklık demektir. Bu nedenledir ki bir çobana cumhurbaşkanı olabilme yolunu açar ama bir cumhurbaşkanına sürü çoban kavramsallığında çoban olma hakkı vermez. Şimdi o halde son olarak bir gemide olduğumuzu düşünelim. Ulusal egemenliği her ne nedenle olursa olsun sınırlamak isteyenler mürtecidir yani gericidir diyen Atatürk'ü gerçekten ulu önder olarak görüyorsak, ulusal egemenliğimizi sınırlandırmak isteyen bir mürteci çıkarsa bir gün ve biz de o mürtecinin bu geminin rotasını çevirmesine ses çıkarmazsak, Atatürk'ün ve kurduğu cumhuriyetin bize kazandırdığı yurttaş kimliğinden vazgeçmeye de razıyız anlamına gelir. Dümende bir mürteci varsa cumhuriyetle yurttaş olan bize bu gemide mülteci olmak mı yakışır? Asla! 29 Ekim 1923 Atatürk'ün yürek atışıdır. O yürek attıkça Türkiye Cumhuriyeti de ancak ve ancak çağdaş uygarlık içinde soluk alacaktır. Şimdi Cumhuriyet'in gülümsettiği yüzünüzde bu efelerin efesine dair bir umut belirsin hadi. O umut harman dalı dönerken siz de aydınlığa selam durun. Aydınlığa selam duran Atatürk çocukları yüreğinden yükselen cumhuriyet ateşiyle nice bandırmanın gece karanlığında yolunu ışıtacaktır Karadeniz'de.